أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم Birkaç cuma hutbende Beni Müstelik Savaşı'ndan bahsediyordum. Bunun detayları şöyledir. Bu gazvadan dönerken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Taki denilen bir yerden geçti ve orada çok hayvanların otlayabileceği bir alanı gördü. Ve ayrıca orada su da vardı. Bununla ilgili olarak sordu ve ona ey Allah-u Teala'nın peygamberi yaz aylarında su çekilir ve su daha az akar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinden birisine orada bir kuyu açmasını emretti. Ve daha da yeşil alan olmasını istedi. Sahabelerinden birisini görevlendirdi ve o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bu yeri hayvanların otlayacağı yeri ne kadar nereye kadar yapalım? Kişi yüksek sesle bir dağa çıkıp da orada o sesinin ulaştığı yere kadar siz o yeri hayvanların, atların ve develerin otlayacağı yer haline getiriniz. Onun için bu yeri ölçünüz ve otlak yeri hazırlayın. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem genel olarak bu insanların insanlar için ne emrediyorsunuz? O alelade insanlar buna dahil edilmez. O ey Allah-u Teala'nın Resulü peki zayıf kadınlara ne diyelim diye sordular. Onlar da belki de çok hayvanları vardır. Fakat güçleri yoktur başka yere onları götürmek için. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nerede otluyorlarsa orada bırakınız. Ancak fakir insanlar o alana gelsinler. Aksi halde insanlar kendi otlak yerini hazırlasınlar ve hükümete ait olan mallar da hayvanlar da burada otlayabilir buyurdular. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman döneminde aynen bu böylece kaldı. Bu hayvanların sayısı arttıkça otlanan otlak yerlerinin alanları da değişti. Sahabeler ve sahabelere talimat vererek çok uyanık olmalarını istedi. Böylece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir yarışma hazırladı. Onların hem cesaretlerini hem de fiziki güçlerini arttıracak yarışmalar düzenledi. Böyle oyunlar ve yarışmalar hazırlayınca onların güçleri arttı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri için de böyle oyunlar ve yarışmalar düzenledi ki onlar da daha sağlam yapıya sahip olsunlar. Böylece Beni Müstelik'ten dönerken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Naki denilen yere geldi. Aynı gün sahabeler arasında o at ve deve yarışını düzenledi. Kasva
O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in dişi devesi o öne geçti. Hazreti Bilal ve Abba ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in atı da diğer atları geçti. Ve bir tanesi Rizal ve diğeri Zarab idi. Zarab o gün yarışmaya katıldı ve Hazreti Ebu Zeyd bu atı biniyordu. Ve böylece o da o yarışı kazandı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayvanı. Aynı yerde ayrıca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ayşe arasındaki yarıştan bahsedilir. Bu belirtildiğine göre Ben-i Müstalik'ten dönerken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe ile bir yarış düzenledi. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe kendilerini hazırladı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öne geçti ve bu beni yendiğinin öcünü aldım senden dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu olaydan bahsetti. Bir keresinde o Hazreti Ebu Bekir'in evine gitmişti ve Hazreti Ayşe'nin elinde bir şey gördü. Onun ne olduğunu ve o kendisine göstermesini istedi. Hayır dedi. O da kaçtı. Gitti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun arkasından gitti ama onu yakalayamadı. Ve o öne geçti. İşte bunlar ev meseleleridir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem evde resmi olmayan mutlu bir havayı yaratmıştı. Her görevde, her olayda, her faaliyette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem örneği ortaya koymuştu. Ve bu örnek kocaları, hanımlarına sert davran kocalarına örnektir. Hazreti Ayşe ile ilgili olarak bir nedenle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberdim. Ve çok o zaman zayıftım diyor Hazreti Ayşe. Ve ben zayıf ve gençtim. O zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yarışalım dedi. Her ikisi de yarıştı. Ben öne çıktım yarışta. İlk olarak belki de başka bir nedenle de bu olaylar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem olumlu, mutlu bir atmosfer yaratmak istemiştir birçok nedenlerle. Bazen daha sonra Hazreti Ayşe daha sonra kilo aldım ve bir nedenle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberdim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yarışalım dedi. Hepsi yarıştılar. Fakat bundan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şimdi yarışalım. O zaman yarıştılar ve bu o sefer de kazandı ve o zaman gülerek bu son zamanın öcünü aldım. Hazreti Müslim Mahmud II. Halife Hazretleri bu olaydan da bahsetmiştir ve şöyle demişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarla dışarıya giderdi sadece eğlenmek için. Hazreti Ayşe ile beraber yarıştılar. O ordunun önündeydiler. Onlar ayrı değillerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kaybetti. Hazreti Ayşe kazandı. İkinci kez de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kazandı ve Hazreti Ayşe kaybetti. Çünkü Hazreti Ayşe küle almıştı ve bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ey Ayşe bu senden geçen yaptığımız yarışın öcünü aldım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dışarıya hanımlarıyla gider ve bunu hiçbir zaman lüks olarak düşünmezdi veya olumsuz olarak düşünmezdi. İslam'ın izin verdiği bir şeye olumsuz olarak bakmamak gerekir. Bazen eski zamanlarda hatta bugün bile halen vardır. Onlar gerçekten kendilerini hanımlarından ayırırlar genel olarak ve hanımların utancı var. Belki de onlar hanımlarından ayrı yürümek daha iyidir derler. Bugün bile halen böyle davranışlara derstir.
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarına gösterdiği ilgiyi bize İslam öğretmiştir. İfk olayı, suçlama veya iftira atma, çamur atma olayıyla ilgili olarak bu Hazreti Ayşe'ye yapılan bir gıybetti. Daha önce Hazreti Abdullah bin Übey'in su konusuyla ilgili olarak böyle şeyler yaratmak istemişti. Sahih-i Buhari'nin dediğine göre Hazreti Ayşe radıyallahu anha ifk olayını, yani bu iftira olayını anlatmaktadır. O şöyle der: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bir yolculuğa giderse aramızda kura çekerdi hanımlar arasında ve kurada kaybeden hanımını kendisiyle beraber alırdı yolculuğa çıkarken. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kura çektiğinde kaybeden hanımlarını kendisiyle beraber alırdı. Ve gazvada o yola çıkmıştı. Hazreti Ayşe kurada ben kaybettim dedi. Bu nedenle ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber gideceğim. O zaman tesettür talimatı zaten gelmişti. Bu tesettür talimatından sonraydı. Onlar bir küçük, benim için oturulacak bir yer yapıldı. Ben o yolculukta ona binerek yolculuk yaptım. Ve bu devenin arkasına konulurdu. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gideceği yere kadar burada yolculuk ederdik. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gece kalmak istedi. Ve ben ayağa kalktım. O burada şimdi yola çıkıyoruz dediğinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, benim tuvalet ihtiyacım gelmişti ve oradan ayrıldım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gideceğimizi duyurduğunda benim tuvalete gitme ihtiyacım olmuştu. Geriye döndüğümüzde benim gerdanlığım belli incilerden ve belli taşlardan yapılan gerdanlığım kaybolmuştu. Sonra geriye döndüm o gerdanlığımı aramak için. Böylece ben gecikmiş oldum. Ve şöyle diyor: ondan sonra insanlar esas olarak benim bu insanlar geldiler ve onu devenin üstüne koydular. Fakat ben onun içinde olduğumu zannettiler. O küçük, hafif olan oturak gibi bir şeyi benim içinde olduğumu zannettiler ve onu kaldırarak devenin üstüne koydular. O hafif bir oturak olduğundan onu kaldırdıklarında ben genç olduğum için ve hafif olduğum için içinde olduğumu zannettiler ve devam ettiler. Ondan sonra ben gerdanlığımı buldum. Fakat o ordu çoktan ayrılmıştı ve ben gerdanlığımı buldum. Ve ondan sonra onların kamp kurduğu yere gittiğimde onlar oradan ayrılmışlardı. Benim çadırım oradaydı. Belki de kaybolduğum için tekrar geri dönecekler diye düşündüm. O arada orada oturuyordum ve uykuya daldım. Safvan bin Mu'tal, Selami, Zakbani ordunun arkasındaydı. Onun görevi arkadan gelmek ve böylece düşen şeyleri, kaybolan şeyleri toplayacaktı. Orada dinlendiğim yere geldi ve o beni tanıdı. Çünkü onu daha beni tanıdı çünkü o tesettür talibatından önce beni görmüştü. O inna lillahi dedi ve onu gördüğümde hemen kapandım ve o bir kelime bile bana söylemedi. Ben de ona sormadım. Sadece inna lillahi dedi. Ondan sonra devesini getirdi ve bana yaklaştırdı ve ben dizinin üzerine basarak deveye bindim.
Safvan devenin önünde yürüyordu. Çok sıcaktı ve öğleden sonra orduyu yakaladık ve insanlar orada kamp kuruyorlardı. Bu iftirada yer alanlar Abdullah bin Ubey bin Sulu bütün bunlardan sorumlu olan kişiydi. O herkese bunu yaydığını duydum. İnsanlar orada burada bu konuyu tartışıyorlardı. Ve bu gıybete ve iftirayı sanki körüklüyorlardı. Hasan bin Sabit ve diğerleri de vardı. Belki başka isimler de vardı. Bir grup insanlar vardı bunu yayan. Allah-u Teala'nın dediği gibi bundan en sorumlu olan Abdullah bin Ubey bin Sulu'ydu. Urva'nın bildirdiğine göre Hazreti Ayşe Hazreti Hasan'ı çağırdı ve o kişi manevi babam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve başka hiçbir şey onunla karşılaştırılamaz. Ona olan bağlılığı, o iftiralara rağmen hiçbir şeyi dinlemek istemiyordu. Sonunda Medine'ye vardık. Orada bir ay hasta kaldım. Orduyu yakaladık, sonra Medine'ye gittik. Orada hasta oldum bir ay. İnsanlar daha da konuşuyorlardı ve ben evde hastaydım, bundan haberim yoktu. Hastalığım etrafında daha da fazla beni üzülen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana gerekli ilgiyi göstermiyordu alışkın olduğum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hastalığımda geldi ve nasılsın diye sordu ve ondan sonra gitti. Herhangi bir sevgi göstermemişti. Bu beni son derece yaralamıştı. Ben oradaki iftiraların niteliğini bilmiyordum. Hastalığım beni zayıflattı. Ümmü Müsta bir gece ertesi gün hatta daha önce tuvalete gitme meselesinde esas olarak o tuvalet evin dışındaydı ve daha sonra tuvaletler içeriye alındı. Ben Arapların örf ve adetini uyguladım, takip ettim. Ve tuvaletimi yapmak için ormana gittim. Fakat orada fark ettim ki bizim tuvaletlere evimizde ihtiyacımız var. Daha sonra insanlar tarafından tuvaletler evin içinde yapıldı. Ümmü Müsta ve ben gittik. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre ben ve Ümmü Müsta ve Abdülmünaf'ın kızıydı ve o Hazreti Ebu Bekir'in teyzesiydi. Müsta bin Usasa bin İbade Muttalib onun kardeşiydi. Ben ve Müsta eve dönüyorduk. Müsta oradaydı ve Müsta kahrolsun dedi. Niçin böyle söylüyorsunuz? Ben ne yaptım? Böyle bir kişiye o Bedir'de savaşına katılmıştı. Sen neler söylendiğini duymadın mı? Hazreti Ayşe'ye dedi. Neler söylendiğini duymuyor musun? Ne söylediler? İfk hikayesini anlattı. Bunu duyunca benim hastalığım daha da arttı Hazreti Ayşe. İkinci söylentiye göre tuvalete gitmek konusu şöyleydi. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre tuvalet ihtiyacımı gidermek için dışarıya çıktım. Müsta kahrolsun dedi. Ben niçin kendi oğluna bela okuyorsun? Üçüncü kez Müsta tamamen tahrip olsun. Ben onu kızdım. Belki de
devamlı olarak 3 kere hemen hemen düşecekti. Ben ona senin hatırın için böyle söylüyorum. Bunu Hazreti Ayşe benden dolayı mı, niçin? Ve bütün meseleyi anlattı bana. Hazreti Ayşe'ye bütün bilgiler verildi. Söylenenler budur. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki işte bunlar hep söyleniyor. Sonra evime döndüm. Tuvalete gittiğimde şimdi ihtiyaç yoktu. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eve döndüm. O bana selam dedi. Bugün ne hissediyorsun dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana izin verir misiniz? Annemin evine gideceğim. Ben bunu araştırmak istiyorum ve benim anne ve babamdan neler söylendiğini, benim için neler söylendiğini öğrenmek istiyorum. İbni Hişam, Hazreti Ayşe'nin anne ve babasının evine gittiğinde onun aleyhinde neler söylendiğinin farkında değildi. Ümmü Mesta olayı anne ve babasına gittikten sonra olmuştu. Orada bu söylentilerde biraz karışıklık var diyor Huzur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana izin verdi. Hazreti Ayşe Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana izin verdi. İkinci konuşmada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hizmetçi beni evime gönderdi. Ümmü Uman annem evin alt tarafındaydı. Hazreti Ebu Bekir evin diğer bir bölümünde Kur'an-ı Kerim okuyordu. Ey sevgili anacığım, onlar neler söylüyorlar benim aleyhimde? Annem dedi ki, ey sevgili kızım, üzülme ve korkma. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki, bu bir kişinin güzel bir hanımı varsa ve diğer hanımları da varsa ve onlar kıskanırlar onun güzelliği ve gençliğiyle ilgili olarak. Hazreti Ayşe, bizim insanlarımız mı bununla ilgili olarak böyle söylüyorlar? Başka bir söyleyebilir. Hazreti Ebu Bekir beni duydu ve Kur'an okuyordu evin üstünde. Aşağıya indi. Ona ne oldu dedi. Ve onunla ilgili olarak bu iftiraları duydu ve böylece Hazreti Ebu Bekir'in gözlerinden yaşlar indi. Ey benim sevgili kızım, sen evine dön. O gözyaşları içindeydi. Sen evine dön dedi ona. Hazreti Ayşe, bütün gece ağladım ben. Ve ondan sonra sabah oldu. Ve gözyaşlarım durmadı ve uyuyamadım da. Sabahleyin ağlayarak uyandım. Ve vahiy gecikince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ali bin Talib'i çağırdı. Usama bin Zeyd Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her ikisine de Ayşe ile ilişkisini kesme konusunda tartıştı. Usama söz konusu olunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e senin hanımlarını tanıyanlar, bilenler, sizin evinizde çalışanlar kişisel olarak onları bilirler. Bu sizin hanımınızdır. Onunla ilgili olarak bilinen sadece iyiliktir. Onunla ilgili olarak bir iyiliktir. Onu bırakmanın söz konusu değildir. Ondan iyilikten başka bir şey bilmiyoruz. O yalandır. Hazreti Ali ile ilgili olarak ey Allah-u Teala'nın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala seni zorluğa sokmaz. Birçok kadınlar da vardır Hazreti Ayşe'den başka. Evdekilere sor. Onlar gerçeği bilirler. Ve biraz şüpheliydi Hazreti Ayşe. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Berire'yi çağırdı. O hizmetçiydi. Berire dedi. Ayşe'de bir herhangi bir şeyi, şüpheli bir şey gördünüz mü? O cevap verdi. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki gerçek olarak söylüyorum ki hiçbir şekilde onunla ilgili olarak bir kötülük duymadım. Ancak genç yaşına rağmen o dikkatsizdir. Unu açığa bırakır ve uyur.
ve koyun gelir onu yer. Ancak dikkatsizliği vardır. Başka bir söylentiye göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri bir keresinde bu kadını tepeledi. Gerçeği söyle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e dedi. Ve devamlı olarak ona ben Allah-u Teala'ya yemin ederim ki ben ondan başka o gerçek olmasından başka bir şey bilmiyorum. Onu iyilik olarak sadece iyilikte bulurum dedi. Bir söylentiye göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca Ümmü Emeyne de Hazreti Ayşe ile ilgili olarak sordu. Ve ben Allah-u Teala'ya bütün vücudumun parçalarıyla ilgili olarak Ayşe'yi daima iyi bir kişi olarak bilmekteyim. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Zeynep bin Caş'a da soruldu benimle ilgili olarak. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu gıybetle ilgili olarak ne düşünüyorsun? O, ey Allah-u Teala'nın Resulü, ben görüşümü korurum ve tamamen dikkatle gözlerim, kulaklarım, gözlerim korunmuştur. İyilikten başka hiçbir şey bilmiyorum. Sadece iyilik, onun iyiliğini biliyorum. Hazreti Ayşe, işte bu hanım Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hanımları arasında benimle yaraşırlar. Hazreti Ayşe bazen bir çeşit takvadan dolayı Allah-u Teala onu korumuş ve hiçbir yanlış bir şey söylememiştir. Hazreti Ayşe, Hazreti Amna onun yanındaydı ve hayret etti o. Bunun anlamı Hazreti Ayşe, Allah-u Teala'ya yemin ederim ki bu kişi onunla ilgili olarak söylenen Safvan bin Muattalel Subhanallah dedi. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki benim hayatım elinde olan Allah-u Teala'ya yemin ederim ki ben asla başka bir kadınla hiçbir alakası olmamıştır. O Allah-u Teala'nın yolunda öldürüldü ve temizdir. Dürüsttür ve o şehadeti elde etmiştir. Ondan sonra başka bir tarihçi Hazret Eyyub Halid bin Ensari'nin hanımı, ey Ebu Eyyub, insanlar Hazreti Ayşe ile ilgili neler konuşuyor biliyor musunuz? Bütün bunları duydum. İftiraları duydum. Ey Ebu Eyyub, sen böyle muamele eder misin? Ben Ebu Eyyub, ben böyle bir iftirayı asla yaymam. Eğer onu sen yapmıyorsan o nasıl bunu kabul edebilir? Ey Allah'ım, bu bizim böyle şeyleri yaymamız mümkün değildir. Bu büyük bir yalancılıktır. Bu Sahih-i Buhari'de o gün Ensar'dan birisi, ey Allah'ım sen yücesin, bizim görevimiz böyle şeyleri yaymak değildir. Ey Allah, sen bu büyük bir yalancıdır. Bu Buhari'nin sözüdür. Allama İbni Hacer, Eyyub Ensari bunu söyledi ve ondan sonra Übey bin Ka'b da aynı şeyi söylemiştir. Onun hanımı Ümmü Tefeil onun adına söylenmiştir. Hazreti Ayşe Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o gün ayağa kalktı ve huzursuzlukla ey Müslümanlar grubu dedi. Bizim evimizi harap ettiniz. İyilikten başka bir şey biliyor musunuz evimizde? Muhabben Bedel, onunla ilgili olarak ben hiçbir şey bilmiyorum iyilikten başka. Yani her ikisini de kadın ve erkekleri desteklerim. Ancak herhangi bir yere gitmez benimle beraber olmadıkça. Hazreti Ayşe Sa'd bin Hazar, Abdül bin Abdül ayağa kalktı ve
sağıma göre Hüseyin bin Üzeyb'di. Ya Resulallah, ey Allah-u Teala'nın peygamberi, ben sizi seviyorum. Ve arzusunu anlattı ve acısını ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de beni bu insanlardan, evimi dedikodu yapanlar, iftira edenlere beni kurtarın. Eğer Oğuz olsaydı bu kişi ayağa kalktı. Eğer Oğuz arasında ise onun gırtlağından keserim. Hacretten olursa bütün talimatları takip ederim. Hazreti Ayşe hacrette ayağa kalktı. Hasan'ın annesi, o bu kişinin kuzeniydi. Sa'd bin Ubade, o Hazret'in yetkilisiydi. Hazreti Ayşe, o takva sahibi bir kişiydi. Fakat cahildi. Diğer sahabeler ayağa kalktığında Sa'd bin Ubade, sen yalan söylüyorsun. Bir kişiyi öldürmezsin. Ne de bunu yapacak gücün yoktur. Eğer böyle bir kişi sizin kabilenizden olsaydı böyle şeyler söylemezdiniz. Sa'd bin Hudeyr, Sa'd bin Muaz'ın baba tarafından kuzeniydi. O da ayağa kalkarak Sa'd bin Ubade'ye hitap etti. Ona sen yanlışsın dedi. Tabii ki öldürürüz. Siz yalancısınız ve iki yüzlüsünüz. Sonra Ayşe, Hazreti Ayşe, onlar birbirleriyle münakaşa etmeye başladılar der. Sahabeler arasında Hazreti Ayşe, Oğuz ve Hazreç birbirleriyle atışmaya başladılar. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem minberde duruyordu. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre herkesi uyardı. Çok sert olarak onları uyardı. Ta ki onlar sakinleşinceye kadar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de sessiz kaldı daha sonra. Hazreti Ayşe bildirdiğine göre bütün gün ağlıyordum ve gözyaşlarım durmuyordu ne de uyuyabiliyordum. Hazreti Ayşe'nin söylediğine göre annem ve babam benimle beraber kaldılar ve bütün gece iki gün ağladım ve hiç uyumadım bile. Ve sanki benim ciğerlerim sanki paramparça olmuştu ağladığımda. O dönemde annem ve babanın yanında oturuyor ve ağlıyordum. Ensardan bir hanım izin isteyerek beni görmek istediğini söyledi. Ona izin verdi ve benimle beraber oturdu. Hazreti Ayşe'nin bildiğine göre biz hala Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize oturuyorduk ve içeriye geldi ve selam dedi ve oturdu. Hazreti Ayşe, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem benim yanıma hiçbir zaman oturmadı. Ta ki bu olay başladığından beri benim yanıma oturmadı. Sadece selam der ve ondan sonra giderdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir ay hiç konuşmadı benimle. Onun herhangi bir, o bir ayda vahiy almamıştı. Hazreti Ayşe, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem teheşüd okudu ve amma ba'd söyledi. Ey Ayşe dedi, ben bana seninle ilgili olarak şu 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 söylendi. Eğer sen masumsan Allah-u Teala bilir. Eğer hata yapmışsa Allah-u Teala'dan af dile ve boynuna eğ. Allah-u Teala'nın önünde itiraf ederse bu itirafları Allah-u Teala kabul eder. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu belirtince gözyaşlarımın kuruduğunu fark ettim. Esas olarak ben gözlerimin alametlerini belirttim ve babama Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e benim adıma cevap ver dedim. O Allah-u Teala adına söylerim ki ben bilmiyorum ne söyleyeyim ona dedim. Senin adına ne söyleyeyim? Sonra anneme dedim. Hazreti Ayşe benim adıma Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e cevap verdi. O Allah-u Teala'ya yemin ederim ki ne cevap vereceğimi bilmiyorum. Aynı şekilde babasının söylediği gibi. Hazreti Ayşe ben genç bir kızdım. Kur'an-ı Kerim'i bilmiyordum o kadar. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki biliyorum ki ne söylendiklerini duydunuz ve benimle ilgili olarak bunu kalbinize indirdiniz. Belki de ben güçlüyüm veya suçluyum diye düşündünüz. Eğer ben size ben masumum desem
bunu yapmadım desem bana inanmayacaksınız. Eğer suçluyum desem Allah-u Teala biliyor ki ben masumum ve ben bunları hiçbir zaman yapmadım. O zaman bana inanacaksınız. Ondan sonra ben suçluyum ve bunu söyledi. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki ben kendimi bir örneği bulamadım. Yusuf'un babasının örneğini buldum. O şöyle demişti. Ben sadece Yusuf'un babasının örneğini alacağım. Sübelen cemine vallahu musta'alu ala ma tesefun. Sabır benim için daha iyidir ve Allah-u Teala bu insanlara karşı ancak o bana yardım eder. Bunu söyleyerek diğer tarafa döndüm ve yatağıma uzandım. Allah-u Teala bilir. O zaman masumdum ve Allah-u Teala benim masumiyetimi ortaya koyacaktır. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki hiçbir zaman Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in benimle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de vahiy indireceğini hiç düşünmemiştim. Ben durumumu çok biliyorum. Ben Allah-u Teala benim uğruma haberleşecekti. Veya düşünüyordum belki o bir rüya görebilirdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece benim masumiyetim ortaya çıkacaktı. Hazreti Ayşe, ben Allah-u Teala'nın benim masumiyetimi açığa çıkartacağını biliyordum ama hiçbir zaman benimle ilgili olarak Allah-u Teala ayeti kerimeyi indireceğini hiç aklıma bile gelmezdi. Daha Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yerinden kalkmamıştı ve ev halkı da aynen orada duruyordu. Ve o arada bir vahiy inmeye başladı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e. Ve daha önce bu vahiylerin deneyimine sahipti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ve o hava soğuk olmasına rağmen o bu vahiyin nedeniyle terlemeye başladı. Sıret İbni Hişam da onu örtün ve başının altına bir yastık koyun. Ben bunu görünce çok huzursuzlandım çünkü biliyordum ki ben masumum. Bu vahiydi çünkü ben suçlu olmadığımı biliyordum ve belki de masumiyetimi ifade edecektir. Allah-u Teala hiçbir zaman haksızlık yapmaz. Onlara, anne ve babama çok saygı duyarım. Daha Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in vahiy tamamlanmamıştı. Her ikisi de o kadar korkmuştu ki belki de Allah-u Teala bir ayet indirmiştir. Ve belki de doğru değildir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bu durumu tamamlandığında, yani vahiy sona erdiğinde terini sildi. Ve Ayşe, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o durumdan çıktı ve tebessüm ediyordu. İlk söylediği, ey Ayşe dedi. Allah-u Teala senin masumiyetini tasdikledi Hazreti Ayşe. Benim annem Ayşe git peygambere git diyordu. Hayır dedim. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki ona gitmeyeceğim. Çünkü ben sadece Allah-u Teala'yı överim. Allah-u Teala sadece ayet-i kerimeyi indirir. اِنَّ الَّذ۪ينَ جَاءُ بِالْاِفْقِ. Hiç şüphesiz bu yalanları söyleyenler, birçok Nur suresinde 10 ayeti kerime vardır bununla ilgili olarak. 12'den 21'e kadar Hazreti Ebu Bekir Siddik, benim masumiyetim açıklığa kazanınca Hazreti Ebu Bekir fakirliğinden dolayı Mistab'ın Ufa'da o Hazreti Ayşe'ye karşı gıybet edenlerden arasındaydı. Hazreti Ebu Bekir, ben bir daha hiç ona yardım etmeyeceğim dedi. Allah-u Teala sonra ayeti kerimeyi indirdi. Dünyada üstün olanlar, etkilisi olanlar bu şekilde harcamazlar. Ondan sonra vahiy elde edildi ve hepsi
Böylece affedildi. Bu olduğunda Hazreti Ebu Bekir ilk önce desteklemeyeceğim diye yemin etti. Ayet-i Kerime indirince Allah Teala benim hatalarımı kapasın ve böylece yeniden yardım için ona devam etti. Ona hiçbir zaman yardım etmekten ayrı durmayacağım. İşte bu olaylar ifk olayının açıklanmasıdır. Bunu gelecekte de devam edeceğiz. Bugün dua için yine de hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bangladeş'teki Ahmedilere dua ediniz. Onların durumlarını düzelsin. Pakistan'daki Ahmedilerin de durumlarının düzelmesi için dua edin. Ayrıca baskı altına alınan Filistinlilere rahmet eylesin onların durumlarına. Ve Müslüman ülkeler için de dua ediniz. Allah-u Teala onlara akıl versin liderlerine. Ve o halkın haklarını yerine getirsinler. Böylece baskı altına almasınlar. Baskı altına alınanlar, İslam olmayan güçler bundan istifade ederler. Çünkü onlar Müslümanlara karşı haksızlık yapmaktadırlar. Çünkü onlar birbirlerine haksızlık etmektedirler Müslümanlar. Onlara Allah-u Teala hikmet versin, akıl versin. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر